Merhaba, Doktor Mustafa Saygın, Saygın Klinik'ten. Çok sık uygulamalarımızdan bir tanesi, periferik damar hastalığı nedir? Maalesef 50 yaş üzerinde sigara içen, şeker hastalığı olan, hipertansiyonla cebelleşen veya en önemlisi aile hikayesi olan, kolesterol yüksekliği olan hastalarımızdaki çoğu hastamızda bu faktörlerden birkaç tanesi bir arada oluyor. Periferik damar tıkanıklığına çok sık rastlıyoruz. Özellikle bacak damar tıkanıklığı, diz altı atar damar tıkanıklığı ya da şah damarlarında tıkanmalar olduğu zaman o bölgelere kan ulaşamıyor, temiz kan ulaşamıyor. Temiz sular gidemeyen bir toprak nasıl çoraklaşır, kurur? Oradaki dokular da maalesef kuruyor, gangren oluyor ve soğukluk, solukluk, morarma, bacaklarda yürümekle ağrı, baldırlarda 50 adım, 100 adım atmakla kramp gibi bulgular ortaya çıktığı gibi bazen aniden parmakta siyahlaşma ve gangrene gitmeyle de ortaya çıkıp kendini gösterebilen çok sinsi ve çok tehlikeli bir hastalık. Periferik damar tıkanıklığında özellikle cerrahi veya robotik damar açma sistemiyle tedavi yapmak bulmacanın bir parçası. Biz Saygın Klinik'te sadece doktorluk işlemini yapmıyoruz. Hastalarımızın kan testleri, kolesterollerinin ayarlanması, damar anti-aging programı yani damar gençleştirmeye yönelik özel diyetler, fizyoterapisi, psikolojik danışmanlık hepsi bir arada devam ediyor ve özellikle bacak damar tıkanıklığında çok önemli ve hep atlanan bir şey ayak bakımı. Tırnak mantarları, ayak tabanındaki çatlaklar, nasırlar, mantarlar da kan gitmeyen yerlerde hep enfeksiyona sebep olduğu için, şişmeye, iltihaba sebep olduğu için ayak bakımı, podiatri, tıbbi ayak bakımı ünitemizde hastalarımızın hizmetinde. Yani periferik damar, yani bacak damar tıkanıklığı bir bulmaca. Bizim doktor olarak yaptığımız işlem bu bulmacanın bir parçası. Hastalarımızın hepsine daha bütünsel, daha holistik bir yaklaşımla her açıdan dokunuş yapıp bir tür hayat koçluğu yapıyoruz ve hayat kalitelerini, sağlık kalitelerini, yaşam kalitelerini 3-5 basamak birden yukarı taşımayı hedefliyoruz. Saygın Klinik'e bekleriz.